Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere benden istemiş olduğunuz tek başıma rank kasmak istiyorum, ne yapmalıyım dediğiniz videoyu sonunda çekiyorum. Bunun daha öncesi de biliyorsunuz ki 1v4 haline çekmiştim. Şimdi ise 1v1 Avrupa Solo tek başınıza dostlar nerelere atlamasız, nasıl taktikler uygulamasız onu göstereceğim sizlere. İlk önce abi böyle küçük yerlerden başlamanız gerekiyor, onu sizlere bir söyleyeyim. Buradan hafif bir loot atın abi. Atladığım yer ise uçak sonu. Bu uçak sonunda eğer ki ben bu uçak sonunu sizlere şu şekilde öneririm. Elmasın altındaki kademeleri de öneririm dostlar. Mesela elmas altındayken uçak sonuna gelirseniz burada birkaç tane AFK arkadaş olacak ve bunları vurarak ekstradan puan da kazanabilirsiniz. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Hani diyelim ki elmas 4'e çıktınız ya da taş 5 oldunuz. Taş 5 olduğunuz abi şöyle bir kural var. Hani eğer taş 5'seniz, mesela taş 5'in puanı kaçtı tam hatırlamıyorum ama diyelim ki 4205 puandasınız abi. Oğlum aç anlandı. Tamam ben ne anlatıyordum abi? Şu mor neon setini alacağım bu arada. Aga be benim yoktu. Şimdi abi bir tane daha adam gördüm bize doğru gelen. Dur onu da vuram. Dağda bir yerde bak kaçıyor. Aga be kaçtı. Şimdi dostlar diyelim ki 4205 puandasınız ya da 4305 puandasınız. Tabi bu as liginde ama siz bunu taş olarak düşünün. Şimdi dostlar oyunun şöyle bir kuralı var. Mesela siz diyelim ki 4205 puandasınız. Eğer ki siz atlayıp ölürseniz sizlerden 5 puan gidiyor dostlar. Bu puanlar zamanlarında. Bu mu değil de. Ben rank kasıyordum ama bu iş birazcık değişmeye başladı. Yani eğer ki o puanlardayken ne kadar atlarsanız aslında orada yiyeceğiniz eksi belli ve ben bunu mesela AFK'ları öldürmek istiyorsanız o zamanlar öneririm. Yani mesela bazen AFK'ları öldürürken öyle de biliyorsunuz. Onun için hani mesela 4205 puanken atlarsanız AFK'nın yanına ölürseniz eksi 5 yersiniz ve o yüzden hani bu taktiği de sizlere öneririm. Hem bu şekilde KD'nizi de arttırabilirsiniz. Hani KD'ye önem veren bazı takımlar var işte. Hani bayraktan falan giriyorsanız abi. Hani onlara inat, KD kasmak isteyenler de kasabilir ama bu oyunda hiçbir zaman KD önemli değil. Çünkü hani adamın KD'si mesela 3 ama Fatih değil. Sizin KD'niz 2.5 ama siz Fatih'siniz. İşte aranızdaki fark bu. Hani Fatih'i bilmiyorum böyle çok büyütüyorlar ama hani aslında Fatih'te büyütülecek bir şey değil. Sadece bir çerçeve ve ünvan. Ama hani bunu başarmak gerçekten zor bir şey. Ama hani diyelim 3 KD'li adam başaramıyor ama 2.5 KD'li adam başarıyor. Aslında sizi bilmiyorlar ki siz rush yaparken 4-5 KD ile oynuyorsunuz. Rank kasarken o KD'yi düşürüyorsunuz. Bunları hiç düşünmüyorlar. Mesela benim şu anda birinci şahıs teklide KD'm abi 4 ve rank kasıyorum. Hani bunu yayında kastığım için rush yaparak kasıyorum ben. Rank yayınlarıma gelmek isterseniz de ben D-Live'da rankımı canlı yayında kasacağım dostlar. Neden YouTube'da rank yayını yapmıyorsun diyenler için de şunu söyleyeyim abi. Ortalama ben bir hafta içinde 4 gün YouTube'da canlı yayın yaptım. Hani YouTube'da yayınım 50-60'da başlıyorsa diyelim, bir dakika sonra izleyici 5'e düşüyor ve YouTube bunu kesiyor. Sonrasında da bildirim atmadığı için benim yayınlar 15-20 izleniyor ve ben de bundan dolayı hani artık YouTube'da yayın yapmamaya karar verdim dostlar. Gelmek isteyen, beni desteklemek isteyen varsa da D-Live'a bekliyorum. Mesela bizim atladığımız yer böyle bir yer dostlar. Ben mesela uçağın sonunda şuraya gittim. Buradan yavaş yavaş küçük evleri lootladım. Hiçbir zaman isimleri olan büyük yerlere gitmeyin. Bu arada bir tane de taktik paylaşmıştım dostlar. Şu Cirpul'un altındaki köprünün demirlerine çıkabiliyorsunuz. Orası da çok güzel bir rank kasma pusma taktiği. Mesela hani alan buradaysa ve hani hiçbir şey yapmak istemiyorsanız o bug'u kullanarak oradaki demirin içine girip de yatabilirsiniz. Eğer onu da izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz efendim. Ve eğer ki sizin şöyle bir de takıntınız varsa, mesela alanı görünce direkt alan ortasına gidiyorsanız direkt ölürsünüz. Çünkü hani rank maçlarında en az bir tane hile var. En az bak, en kötü ihtimalle bir tane hile olduğunu düşünün dostlar. Hileler genelde alan ortasında gezer. Ya yani şuralarda falan gezer. Benim yanıma bile şu anda hile gelme ihtimali çok yüksek. Hani genel olarak bak ilk 3-4 alana kesinlikle girmem. Ben bunu birazdan size canlı canlı da göstereceğim. Hani siz
alana girerseniz sizin hileye dediğiniz tek cümle şu olur: hile abi ben de geldim, beni de öldürür müsünüz gibi bir cümle kurmuş olursunuz ve sonunda ölürsünüz. Bu arada aşağıdan da videoyu beğenmeyi unutmayın efendim. Abone olup bildirimleri açarak da bu tür rank kasma videolarımdan faydalanabilirsiniz. Hani ben bu taktikleri kendim S12'de kastığım için veriyorum. Mesela abi sizlere teklide rank kasarken kullanabileceğiniz çok güzel de bir taktik önereyim. Mesela araba deseniniz varsa abi, o araba desenini çıkarın. Ya da çıkarmak yerine abi şurada mesela Royal Pass'ınız varsa oradan Royal Pass kısmına da geçebilirsiniz. Mesela bu araç burada değil mi abi? Bu araca kimse dokunmamış. Gidin şu kulübenin içine yatın abi. Çünkü burası üçüncü şans. Üçüncü şans abi, şuraya yat. Tabi birazcık öldürdüğünüz adam size birkaç laf edebilir ama hani rank kasıyorsanız bunlara da eyvallah diyeceksiniz abi. Böyle bekliyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir tane adam geliyor, biniyor değil mi? Bak yaptın şu abi, çıkıyorsun. Kapı açıl. Bitti, adam öldü. Bu kadar. Ve sana artı bir puan. Tabi bu kadar bile vermiyor yüksek ranklarda ama. Şimdi ilk alanın kapanmasını bekleyeceğiz biz ve bu alanın kapanması da bayağı bir süre var dostlar. Kapandıktan sonra görüşürüz, ben buraya yatacağım abi. Bu arada sizler de rank kasarken benim gibi böyle oturup başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela ben şu anda en sonki videomun ne kadar izlendiğine bakacağım. Mesela buradan en son videoma baktım da abi 1500 izlenmiş ve 200 like var. Güzel. Yani benim kanal için gerçekten güzel diye düşünüyorum. Bu videoyu izleyenler de takip edip bana destek olurlarsa bu videolar daha da yükseleceğini umut ediyorum. Mesela buraya yatın abi. İşte YouTube'u açın. Mesela sevdiğiniz başka YouTuber'lar, yayıncılar falan vardır. Onları izleyin. Takılın böyle, hani çayınızı alın, kahvenizi için falan filan, bırakın böyle gitsin abi. Abi ses duydum. Bir dakika. Silahımı alıyorum. Hiçbir zaman seslerden korkmayın abi. Yapacağınız bu olsun. Her zaman bak. Diyelim ki ses duydunuz ya abi, hemen bakın abi kulübeden. Adam size fark etmiyorken gelin vurun. Çünkü mesela o kulübenin içine girdiğinde, yani diyelim siz kulübenin içindeyken o da girerse onun avantajı olur. Ama eğer mesela diyelim adam şuradan koşuyor, direkt çık vur abi. O mantık. Yat şimdi, devam. Telefonumuzu geri alıyoruz. Aga BJ7 ile eskiden ne Fatih'e kasardık. Bu arada ben Z7 Prime'li oldum Fatih. Evet. Yani rank kasarken hiçbir zaman telefonunuzu önemsemeyin. Çünkü Z7 Prime abi. Ben de çok bir şey beklemiyordum ama başardım. 3KD ile Fatih oldum. Ve abi şunu da söyleyeyim, ben hani hayatta kalmada böyle pusarak ilk 70'e girdim. Evet, ilk 70 abi, böyle yatarak hayatta kalma sıralamasında, rank sıralamasında ilk 70'e girdim. Güzel bir şey. Şimdi abi lootuma bakıyorum. M762'm var, kitim var falan var filan var. Rank kasıyorsanız abi ortalama sizlere bu lootun yeteceğini düşünüyorum ben. Şimdi abi mesela ne yapalım? Diyelim ki ihtiyacınız var abi. Bu rotada mesela şuraya uğrayabiliriz. Ve buraya geldik abi. Oğlum. En azından motorun şeyini düzeltmişler. Ve şöyle de bir öneri vereyim sizlere. Pek fazla droplara, fişeklere gitmenizi önermem. Özellikle sakın ola ki fişek atmayın. Çünkü fişek atarsanız bütün harita sizin üstünüze doğru geliyor abi. Ve bir de canınız mesela şu an benimki böyle abi. Bunu böyle bırakmayın. İlla ki full tutun. Bir içeceğiniz varsa yine de basın abi. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Hani boost'un faydası falan aşırı önemli. İlla ki yaşamışsınızdır. Hani boost'unuz fullken adamla savaşırsınız ve bir canınız kalır. Bunun faydası ise boost dostlar. Ben şimdi buradan bir hafif loot daha yapacağım abi. Çünkü hani ufak tefek ihtiyaçlarım var. Mesela kaskım 2 yapmalıyım gibi şeyleri böyle araştırıyorsunuz abi. Alabilirseniz her zaman yanınıza bir tane benzin bidonu alın. Çünkü hani alan gittikçe uzaklaşacak ve girmeniz gerekecek gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve şunu da söyleyeyim sizlere dostlar, alandan çok fazla hasar almayın. Çünkü hani oyun artık kendini geliştirmiş ki alan dışı can basanları, hani alan dışı hasar alanlara daha az puan veriyor. Böyle bir taktiğe geçmiş dostlar. Hani alan dışı can da bassanız pek faydası puan kısmı için artık yok. Mesela ben alanın şurasında çok güzel bir yer buldum. Bir tane küçük de olsa bir ev. Ya oğlum az önce alt tarafı dedim ki buggy düzelmiş lan, buggy düzelmiş. Sen düzelmezsin kardeşim, git. Mesela bu eve geldik dostlar. Bu evin neresi alan mesela? Şu ucu alan. Yat buraya abi. Bitti. Alanın bak tam çizgisindeyiz, koskoca alan. Sen gidip şu eve yatarsan, şuraya yatarsan bunlar senin için bir risk. Çünkü hile gelir geçerken seni görür. Ama hile pek fazla buralarda gezmez. Ve boost'unuzu her zaman
full tutun. Hani rush'a çıkacağınız zaman full tutun. Ben şimdi öylesine basıyorum ama siz hani rank kasarken abi, mesela diyelim ki savaşa gireceksiniz, boostunuzu full tutun. Şu sonda bir dördüncü kısım var, çok küçük bir şey. Mesela o full olduğunda abi Molotov normalde sizin %70 canınızı götürüyorsa %30'unu götürüyor. Hani onun bile önemi var dostlar, haberiniz olsun hani rank maçlarında. Mesela alan geldi, burada bitti abi. Bakıyoruz alana. Burası var, şurası var, falan var, filan var. Peki ben ne yapabilirim? Mesela şurada şu mesela kulübe diye hatırlıyorum ben. Buraya gidip yatabilirsin abi. Ya da şuradaki kulübeye gelirsen alan çizgisiyle gelir şurada yatarsın. İki tane mis gibi taktik abi. Bekleyeceğiz şimdi. Ve alana hemen erkenden asla gitmeyin. Son 10-15 saniye kala alanla birlikte alanınıza gidin dostlar. Hani erkenden gitmenin size hiçbir faydası yok. Sadece hile yerinizi belli etmenin faydası var diye düşünebilirsiniz bunu. Bu arada ben şu anda diğer sezon için rank kasıyorum aslında. Hani bu sezon için kasmıyorum çünkü bu sezon işlerim vardı ve geç kaldım. Mesela ben bu sezon abi aklımda taç olup bitirip platin 5'te başlamak var diğer sezon. Hani siz az bitirirsiniz, platin 2'de başlarsınız, elmas bitirirsiniz de altın 2 ya da o civarlarda başlıyordunuz dostlar sanırım, tam hatırlamıyorum. Buraya geldim abi, bagimi arkaya bıraktım, kapımı kapattım, yattım, bitti. Ve abi alanı kapattı, şimdi diyor ki 750 metreye ben sana alan verdim. Sizin burada ne yapacaksınız abi? Hani artık kalmış 3 tane ev, adamlar kesin evleri tutmuştur. Burada yapacağınız en güzel taktik dostlar, arabanızı son 10 saniye kadar, hani mavi alan şurada ya dostlar. Sizin mavi alan buradayken burada olmanız gerekiyor. Tam buraya dibine yatacaksınız abi ya da rush yapacaksınız. Orası size kalmış. Şimdi abi alanın gelmesine son 25 saniye falan kaldı abi. Hazırlığınızı yapın. İleride düşman çıkabilir. O yüzden boostunuzu fullemeye önem verin dostlar. Hani ileride düşman çıktığında belki savaşa gireceksiniz ama bu boost full olduğunda sizlere bayağı can konusunda fayda verecek dostlar. Şu drop mu? Yok, taşmış. Mesela ben buraya kadar geldim. Evlere göstermeyin abi kendinizi. Bu burada falan kalırsanız. Şöyle abi bug'inizi buraya bırakın ve yatın. Mesela dostlar sezonun ilk haftalığı eğer birinci şahıs takımında falan kasıyorsanız hani son alanda 20-30 kişi oluyor ve orada rush atmamanız gerekiyor kesinlikle. Ama mesela şu anki benim durumumda mesela herkes tek ve 5 kişi var abi. Ben burada rush'ımı atabilirim. Alanı mesela 200 metre verdi, hemen bakıyorum abi. Bu alana girdiğimde artık gördüğüm adamları zorunlu bir şekilde benim vurmam lazım. Çünkü ben onu vurmazsam onu görüp beni vurma ihtimali aşırı yüksek ve şu anda ben 5. sıradayım ve 5 kilim var. Artık rush atma vakti abi. Ben şimdi rush'ımı atarım. Buggy'me binerim abi. Elimde beril var. Sizlere de rank kasarken genelde elinize Uzi M4 öneririm ya da Uzi yerine beril de alabilirsiniz. Hani AVM'yi alma ihtimaliniz tabii ki de var. AVM'yi alın. Mesela bak adamlar aşağıda savaş atıyor. Ben giderim bunlara dalarım. Bakarım abi etrafımı, kollarım öncelikle. Bak araba sesini duydum abi. Ya mesela bu adam ben vuramayacağım. Sıkmam. Çünkü gerek yok. Sadece yerinizi belli edersiniz. Ama şimdi o adam mesela oradan aşağı alıp gelip bana vuracak. Bin aracak aç. Mesela adam arkadan gelip beni takip edecek. Spray atacak şu anda. Ölme ihtimalim çok fazla yüksek. Çünkü altımdaki buggy. Ama ölmedim. Arkadaş golsuz sanırım. Şu o mu? Bak. Bak gördüm. Oğlum nereye kaçtın ya 2 saniyede? Ana. O ona rush attı abi mesela. Ya da bana mı geliyorsun, ne yapıyorsun? Merminizi değiştirin abi, bombanızı çekin elinize arabanın arkasında. Oraya şöyle datlı budatlı bir tane saniyelik bomba atarsanız. Tabi ben silah geçemedim bu arada. Böyle datlı bir killiniz olabilir abi. Şimdi sağ tarafta tek kişi kaldı, onu da biliyorsunuz zaten. Hasar vurmuştuk, şöyle önümüzde bir yerde yılanlıyor abi. Geldik yılanı bulmaya. Oldu ki böyle yılanla yılana karşılık kaldınız abi. Siz de yılanlayın. Tek taktiği bu. Ve eğer üstünüzde şekilli silah varsa çıkartın abi. Hani şekilli dediğim oğlum bunu değil. Çantayı falan çıkartın abi. Hani sizi belli edecek şeyleri çıkartın. Renkli olmayın. Varsa yeşil giyinin. Mesela benim burada şunlar gereksiz abi. Ben böyle şeyler yapıyorum bu arada rank kasarken. Şu
Şunları at abi, şu çantayı da at. Çünkü hani eğer benim şekilli olarak görürse görür. Pembe baltayı mesela göremez. Çünkü pembe balta bayağı eski bir desen. Yılanla yılan olacaksın abi. Mesela alan onda mı sende mi? Şuradan alabilirsem içecek alacağım. Yani eğer öldürmezse. Kesinlikle bu arada size önermiyorum şu anda yapacağım şeyi. Oğlum maşallah maşallah haritayı lootlamış bu da. Şimdi 10 saniye sonra alan gelecek abi. Ben buradan yavaştan yürüyerek alanıma gidiyorum. Bu da önümde bir yerde yılan bu arada. Şu mesela önümdeki ağacı ben cover olarak alıp yatacağım. Şimdi abi o da alana gelecek benimle birlikte. Ve önümde bir yerde. Şimdi ilk kim bulursa abi alır maçı. Hadi bakalım kaldık. Oğlum o değil de bu adam da baya güzel yılanlıyormuş. Buradan çıkmadığına göre abi o adam aşağıda. Ve avımızı gördük. Bitti, temiz. Bu kadar. Ya bak dediğim gibi abi gitmiş adam yeşile yatmış harbiden. Ve Platin 5 liginde teklide 7 kilimizle 816 hasarımızla bu kadar puan aldık dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer istediğiniz daha fazla rank kasma videoları da varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay. If I'm knocked out, above the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, a toe to toe, we're all